selamlar. Bayramınız mübarek olsun. Allah hepimizi hayırla sevdiklerimize kavuştursun bir an önce. Konumuz unutkanlık. Genç, yaşlı herkesin sorunu olabiliyor unutmak. Gelin unutkanlığın sebeplerini ve nasıl arınabileceğimizi madde madde işleyelim. Birincisi unutmamızın sebebi zihnin tembelleşmesi. İşleyen demir pas tutmaz misali beynimizde çalıştıkça öğrendikçe ilerleme kaydeder öğrenmeyen okumayan kullanılmayan beyin ise demirin pas tutması çürümesi gibi beynin sinir hücreleri ölür beyin yavaşlar geriler zihin erkenden yaşlanır unutkanlık başlar Oysa okumak, derin düşünmek, araştırmak, yorumlamak, özet çıkarmak zihnin taze kalmasını sağlar. Yaş ilerlese bile beyin aktif kalmaya devam eder. Yani beynimiz kullanılmak istiyor. Televizyon başında harcanmayacak kadar donanımlı olan beynin besini öğrenmek, okumak, araştırmak. İlgi duyduğunuz konular üzerine ve yaratılmış olan alem üzerine derin düşünmek, tefekkür etmek hep aynı şeyleri yaparak bütün günlerinizi aynı geçirmeyin. Farklı şeyler katın hayatınıza. Monoton, tek düze bir hayat yaşamak beynin beslenmesini negatif yönde etkiliyor. Evdeyiz, ne yapalım şimdi demeyin. Evde de öğrenmek isteyene bir ekrandan ya da kitaplardan kainatın kapıları açılır. Yeter ki siz öğrenmek, bilgi sahibi olmak isteyin. Böylece hem zeki, aktif bir beyne sahip olursunuz hem de unutkanlığınız kendi kendine yok olur gider. İkincisi hareketsizlik unutkanlık sebebi spor yapmamak için yürüyüş yapmamak için mazeretlerimiz bol ya bir yerlerimiz ağrıyor yapamıyoruz ya çok işimiz var vakit bulamıyoruz ya da canımız istemiyor ama beynin diğer besini de hareket hareketsiz bir hayat beyin hücrelerine yeterince kan pompalanmadığı için beynin aktif olmasını azaltmakta o zaman ne yapalım lütfen evde spor yapılmaz demeyin açın interneti bu işin ustaları size spor yaptırsın hem sağlıklı vücudunuz olsun hem de sağlıklı zihniniz Üçüncü unutkanlık sebebi kişinin kendini suçladığı bir olayı unutmak istemesi. Kişinin geçmişte işlediği bir suçu unutarak yok sayması, kendini suçlu hissediyor ama hatırlarsa acı çekeceği için o olayı ya da olayları unutmayı istiyor. Kişinin unutmak istediği birkaç olay var ve bunlara hatırlama talimatı veriyor ama beyin bu hatırlama unut emrini zamanla genişletiyor ve unutkanlık ortaya çıkıyor. Tabii bunun devamı Allah korusun bunama, Alzheimer. Aslında siz her şeyi unutmak istemediniz. Verdiğiniz unut talimatı birkaç kötü suçlu olduğunuza inandığınız hatıra içindi ama beyin emri genel algılar ve her şeyi silmeye başlar. Bu yüzden ne yaşanırsa yaşansın kendinize unut hatırlama talimatı vermeyin. Yaşandıysa bu sizin artık geçmişinizdir ve tecrübenizdir yani değerlidir. Eğer hatırladıkça acı çekiyorsanız kendinize terapi yapın. O olaydaki acı veren duyguları akıtın. Sizin canınızı acıtan o yaşanan olaydaki sıkışıp kalmış duygulardır. O duygular boşalınca artık yaşadığınız o olayı hatırlasanız bile hiçbir şey hissetmezsiniz. Sizi üzemez. Terapi yapmak için astım hastalığı 2. Öyle olsa ne olur terapisi, kaygıların temeline inme videolarımdan yararlanabilirsiniz. Geçmişte her ne yaşandıysa gerçekten suçlu bile olsanız kendinizi affedin. Olayları affedin, kabullenin. En büyük yanlışı da yapsanız kendinizi bağışlayıp özgür bırakmanız gerek artık. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize günah işleyip peşinden tövbe eden kullar yaratırdı diyor. Siz de artık geçmişinizi serbest bırakın. Sizin baskınızdan çok yoruldu geçmişteki siz. Kendinizi suçlamaya bırakıp olayları ve kendinizi affedince, unut talimatını kaldırınca sağlıklı her şeyi hatırlayan bir beyne sahip olabilirsiniz. Unutkanlığın dördüncü sebebi sorumluluklarından unutarak kaçma isteği. Tekrar çocuk olma isteği, böylece sorumlu olmayacağına inanmak. Küçükken sorumluluk verilmeden büyütülmüş, hayatı hazırlanmamış çocuklar, büyüyüp iş güç sahibi olunca, anne baba olunca bocalarlar. Hayattan, sorumluluklardan korkarlar. Bir anda kendilerine hazır olmadıkları büyüklerin dünyasında bulu vermek onları korkutur. Tekrar çocuk olmak, sorumluluktan kaçmak isterler. Ya da tam tersi erken yaşta çok fazla sorumluluk almış kişiler erken yorgun düşerler ve sorumluluklardan kaçmak isterler. O durumlarda hayatın sorumluluğundan unutarak sıyrılma isteği olur. Bilinçaltı kaçış olarak unutmayı kullanır. Ama deve kuşunun kafasını toprağa gömmesi gibi bir işe yaramaz bu. Hatta kötü sonuç verir. Bu durumda sorumluluk işini hayatın her alanında yavaş yavaş dozunda almaya çalışmak gerekir. Şöyle ki eğer sorumluluklar sizi korkutuyorsa kaçmak yerine ki kaçmak asla işe yaramaz, yüzleşerek bilinçli olarak adım adım yavaş yavaş alın. Soğuk denize önce ayaklarınızı sokarsınız ya alışmak için ama illa o denize geleceksinizdir. Vücudunuzu alıştırırsınız. İşte öyle her sorumluluk alacağınız alanda yavaş yavaş alışarak bilinçle devam edin. İçinizde sahte benliğin sesi kaç dese de onu dinlemeyin. Bu anlattıklarım hem kaliteli mutlu bir hayat yaşamanızı sağlar hem de unutkanlık olayını kökünden çözmüş olursunuz. Beşinci unutkanlık nedeni sorunlarla baş edememek stres. Stres sorunlarla baş edememek mücadeleye sokar kişiyi. Kişi ya stres oluşturan durumlardan kaçmalı, uzaklaşmalı ya da sorunlarla uğraşmalıdır. Kaçmak, uzaklaşmak eğer mümkünse olabilir. Mesela köye yerleşip kanseri iyileşen pek çok insan var. Kişi eğer stresle, sorunlarla mücadele içindeyse bilgiyi almakta, öğrenmekte, ve aklında tutmakta, hatırlamakta zorluk çeker. Tüm beyin kapasitesini stresle uğraşmaya veren kişi hafızada da bilgileri tutma konusunda sınıfta kalır ve unutkanlık başlar. O zaman kendinize dert ettiğiniz, stres olduğunuz ne varsa bu kadar sizi yoran onları bir yazın. Neymiş bu kadar sizi üzen, geren önemli sorunlar? Gerçekten değer mi acaba? bu Suresi 64. ayette Dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi diyor Rabbimiz bizlere. İnanın değmez sağlığınızı kaybetmenize. Unutkanlık deyip geçmeyin. Eğer önlem almazsanız, hayat kalitenizi mutluluk eşiğine taşımazsanız, beyin sağlığınız, yaşlılığınız ciddi tehlike altına girer. Allah akıl sağlığı yerinde hayırlı ihtiyarlıklar nasip etsin hepimize. Altıncı ve son maddemiz daha mutlu bir hayat için geçmişte yaşanmış bir şeyleri unutma isteği. Hatırlamaktan korkarlar. Hayatı daha güvenli kılmak için, daha mutlu hissetmek için bazı şeyleri hatırlamamayı seçer kişi. Bilinçaltı bunu bir kaçış olarak yapar ama uzun vadede kişiye zarar verir. Önce unutkanlık başlar, devamında bunama, alzheimer gibi hastalıklar gelebilir. Bu kişiler geçmişte kötü olaylar yaşamışlardır. Taciz, tecavüz, dayaklar, kaza, ölümle yakınlarını kaybetme gibi olaylar yaşamışlardır. Unutmayı seçerler. Ama geçmişi olmayanın geleceği de olmayacağı gibi bu unutma işi kişiye zarar verir. Gerçek her zaman bizi özgür, güçlü ve güvende kılar. Bir şeylerin üstünü örtmek, yok saymak anlık kurtuluştur ama işe yaramaz, hatta zarar verir. Yapılması gereken geçmişi olduğu gibi kabul edip kucaklamaktır. Oluşmuş travmalarınızı terapiyle temizleyin. Şifa cümleleriyle yeni bir hayata başlayın. Terapi yapamıyorsanız bile her gün söyleyeceğiniz şifa cümleleriyle ve yeni, güçlü bir kararla unutkanlıktan arınabilirsiniz. Hem de geleceğinizde bunama gibi hastalıklardan korunmuş olursunuz. Sizi her kim ne kötülük yaptıysa artık affedin ve serbest bırakın kalbiniz daha fazla o kişiyi taşımaya dayanamaz. Siz Allah'a havale edin, yükten arının, hem bu dünyanız aydınlansın, sağlık huzur bulun, hem de affedenlerle birlikte cennete girin. Şimdi şifa cümlelerini vereyim. Size uyan cümleleri her gün tekrar edin 40 gün boyunca. Hatırlıyorum, böylece hayatımı güvenle sürdürürüm. Geçmişte yaşadığım her şeyin sorumluluğunu alıyorum. Tüm geçmişimi seviyorum ve ona teşekkür ediyorum kendimi yaşanan olayları affediyorum. Geçmişim geleceğimin temeli ve mimarıdır. Yaşananlar iyisiyle kötüsüyle beni ben yapan şeyler ve beni ilerletmek için oradalar. Her şey kendimi bulmam içindi. Hepsini sevgiyle kucaklıyorum. Hatırlamayı ve kabul etmeyi seçiyorum. Geçmişte kendimi suçladığım ne varsa tövbe ediyorum ve ben de kendimi affediyorum. Benim için doğru ve güvenli olan budur. Zehir gibi güçlü hafızamla yaşanan, konuşulan, gördüğüm her şeyi net olarak hatırlarım. Çok şükür zihnim harika. Gerçekler beni özgür, güçlü ve güvende kılar. Beynimi gerçeği kavramak için kullanıyorum ve gerçeği kabul ediyorum. Sevgili beynim, doğruyu yanlıştan ayırmak için kullanıyorum seni. Stres, sorun sandığım her şeyi dermanın sahibine havale ediyorum. Kainattaki nuru kabul edip alıyorum. Tüm bedenime, ruhuma var olmanın mucizesiyle ve Rabbimden aldığım nurla bütün bedenimi yıkarım. Şimdi hipofiz bezimi serbest bırakıyorum, gücünü açığa çıkarıyorum. Anlamayı, öğrenmeyi ve bilmeyi seçiyorum. Tecrübelerime, deneyimlerime sahip çıkmayı seçiyorum. Düşünce yeteneğimi kullanıyorum kendi mutluluğum için. Ben düşündükçe, ilme daldıkça sonsuz aklı tefekkür ederim. İlimle düşünmek, tefekküre dalmak gerçek bir ibadettir. Bana ait sorumluluklarımı tek tek sevgiyle kucaklıyorum. Yüzmeyi öğrenen bir çocuk gibi ben de hayatı, gerçekleri, sorumluluklarımı tanımaya, alışmaya ve kabul etmeye başlıyorum. Kendimi yormadan birer birer bana ait olan sorumlulukları alıp kabul ediyorum. Beni kaçırmak isteyen bilinçaltıma teşekkür ediyorum. Ama doğrusu kaçmak değil, yerine getirmektir biliyorum. Bana her kim ne kötülük yaptıysa, kendi hayrım için ve Allah'ım benden razı olsun diye affediyorum. Rabbime havale ediyorum. Kalbimi öfkelerden, kinlerden temizleyip özgür bırakıyorum. Sevgiyle dolduruyorum. Doğru ve güvenli olan bunlardır. Evet, bugünlük bu kadar. İnşallah şifa olsun hepinize. Siz de paylaşın, hizmette katkınız olsun. Sevapları paylaşalım. Beğendiyseniz beğen işaretine dokunun. Abone olmayı ve zil sesini açmayı hatırlayın. Kitaplarıma tüm internet kitapçılarından ulaşabilirsiniz. Selamlar, hayırlı günler, hayırlı bayramlar.